Ah! Erken geldiniz. Yüzüme bakım yapıyordum. Niye erken geldiniz? Bari gelmişken bakımımı da göstereyim. Hadi gelin. Bugün benim ev turum var. Ev turuna hazırlanmadan önce cildimi bir temizleyeyim dedim. Bari direkt banyoya gidelim. Yüzünü neyle temizliyorsunuz diye çok soruyorsunuz. Ev gezmesine başlamadan önce madem göstereyim, kire bakar mısınız? Bu Foreo'nun Luna Mini 2'si. Hani cildinizde böyle pütür pütür oluyor işte siyah noktalar, beyaz yağ bezeleri, onları böyle kökten söküp atıyor, derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Özellikle makyajdan önce de cildinizi bununla temizlerseniz makyajınız daha kalıcı oluyor. Onun dışında duşta kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde içine su falan kaçmıyor ve bir kere şarj ettiğinizde yani böyle şarjı bitmiyor diyebilirim. Ben yaklaşık 3-4 ay önce kullanmaya başladım. Sadece ilk aldığımda şarj ettim ve o zamandan beri asla şarjı bitmedi. Böyle cildinizi derinlemesine temizledikten sonra bunu gördüğünüz gibi bu şekilde suda temizleyebiliyorsunuz. Ve cildim derinlemesine temiz oldu. Ben zaten videonun aşağısına linkini bırakacağım. Muhakkak herkesin evinde olması gereken bir ürün. Linkten tıklayıp isterseniz siz de satın alıp kullanabilirsiniz. Güzel bir açılış yapamadık. Ev gezmesi yaparken bir açılışımızı yapalım değil mi? Öncelikle kanalıma hoş geldiniz! Sonunda bugün kendi evimi geziyorum. Burada böyle girişte böyle bir boy aynası var. İşte portmanto var. Bu ayakkabılarımızı giymek için kullandığımız bir şey. Ama annem asla evin içinde ayakkabı giydirmediği için böyle boş. Yani dışarıdan gelince üstüne ya çanta koyuyoruz ya bir şey koyuyoruz. Sonra yine girişte bizi böyle bir ne diyeyim dekor karşılıyor. İşte bu mutfak televizyonunun kumandası. Burada böyle süs eşyaları var. Bunlar da böyle ayna. Burası bizim oturma odamız. Günün en çok vaktini burada geçiriyoruz. Burada böyle bir L koltuk var. Şurada şu kiriş olmasaydı L koltuğu şuraya kadar uzatırdım. Şurada bir tane berjer koltuk var. Onun dışında burada böyle bir bitki var. Bu bitki gerçek. Yine bunun sehpası var. Bunları Trendyol'dan aldım. Bunlar gerçek çiçek değil. Yapay çiçek. Burada Lovato'nun kitabı var. Orijinal kitabı. Bu şekilde bir dekor yaptım burada. Ondan sonra yine koltuklarımla aynı renkten bu şekilde... Bunlara seramik mi deniyor bilmiyorum. Herhalde seramik deniyor. Böyle bir takım aldım. Onun akabinde burada bu şekilde küreler var. Bunların hepsini Instagram'da bir sayfadan aldım. Bunları da yine Instagram'da Hordegard diye bir sayfa yönlendirdi. Bu Selin Ciğerci'nin hediyesi. Selin'in evine ev turuna gitmiştik gezmeye. Ondan sonra bunu çok beğendim. Ben dedi taşınacağım dedi. Evimin yeni dekoruna da uymuyor. Al senin olsun dedi. Tamam dedim aldım ben de. Üstünde yine böyle yeşil tüyleri. Bu ne tüyü? Deve kuşu mu tüyü herhalde? Tavus kuşu tüyleri falan var. O gerçek değil, yapay tabii ki. Bunlar var. Onun dışında bu yastıkları sonradan ben ekledim. Trendyol'dan aldım. Yine şöyle ikili bir yastık aldım. Duvarda bu şekilde bir tabloyla odayı tamamlamış oldum. Halının rengi biraz beyaz. O biraz sıkıntı oluyor. Hani üstüne ne düşerse, ne dökülürse gösteriyor diyebilirim. Annem beyaz halı kullanmayı çok sevmiyor. Sizin pisliğinizle mi uğraşacağım diyor. Ama bence güzel. Böyle, oturma odamız böyle. Devam ediyoruz. Tabiri caizse misafir odası. Burası misafir odası. Tamamen gri, lacivert ve mavilerin olduğu bir oda. Buraya eşya gelirken o kadar çok sıkıntı oldu ki 3 kere mobilya geldi. İlk gelenlerin ölçüsü uymadı ve beğenmedim. Kalitesini geri gönderdim. İkinci gelenler parlak gri lakeydi. Cilası yanlış atıldığı için üstüne ne koyarsanız onun izi çıkıyordu. Bir daha kişi işte mobilyacı hatasını kabul edip geri aldı. En son bunlar geldi. Oh dedik yani. Bunlar bu şekilde takım. Şu yastıkları ben sonradan Koçtaş'tan alıp ekledim. Burası dün kahvaltıya kızlar gelmişti. Peçeteler oradan kalmış. Şuraya koyayım. Burası konsol. Konsolun üstüne böyle üflemeli cam seti aldım. Bunlar çok pahalı değil. Instagram'da bütün dekor eşyası satan sayfalardan bulabilirsiniz. Bu şekilde ayna homo bir ayna yaptırdım konsolun üstüne. Bunu Trendyol'dan aldım. Bunu da yine
Instagram'da bir sayfadan aldım. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Hatta bunun gelmedi. Bir tane daha lacivert. Düz bu yastıkların renginden lacivert gelecek. Onu da orta sehpaya koyacağım. Sonra burada yemek masası var. Yemek masası böyle sade bir yemek masası. Sadece iki tane Berger'in deseninden koltuk desenimiz var. Bu şekilde bir şamdan aldım. Üstüne de lacivert ve gri mumlar dizdim. Bu saksı gidecek. Burası daha tamamlanmadı. Bunun gümüş renklisi gelecek. Buna bir ağaç dikip, bitki dikip onu da buraya dikmeyi düşünüyorum. O zaman daha güzel olacak. Sonra ya yani odanın şeyini seviyorum. Renk uyumunu seviyorum. Mesela yastıklarla perdeleri bu şekilde takım yaptım. Perdeler çok güzel, bayılıyorum ve birçok kişinin evinde de bu perdelerden var. Hatta Dilan'la birlikte beğendik. Onun da salonunda bu perdelerden var. Hemen burada bir orta sehpamız var. Yine ben bu orijinal kitapların hastasıyım. Bunların fiyatı normalde mesela bu 500 TL. Fikir olması için söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Bu normalde 500 TL. Şu da 600 TL. Ama hani bu kadar maliyetli olmasını istemiyorsanız bunların böyle dekoratif amaçlı kutu şeklinde olanları var. Hani dışı kitap şeklinde içi boş. İçine bir şey de koyabildiğiniz halleri var. Onların fiyatları çok daha uygun. İsterseniz o şekilde, isterseniz böyle orijinalde alabilirsiniz. Burada ikili Berger var. Şu tabloyu erkek kardeşimle birlikte taktık buraya. Orijinal yağlı boya tablo. Bunun arkası var ya, bir görseniz. Instagram'da bunu buraya çakacağım diye hava attım. Ama arkası delik deşik. Yani bu duvarın arkası delik deşik. 6-7 tane delik var. Asla böyle, bir de obsesifim. Burayla şuranın boşluğu, şurayla şuranın boşluğu aynı olacak. Dedik dedik duvarı mahvettik. Ondan sonra ne dedik başka? Ay ne kadar hızlı konuşuyorum ya. Sanki bana mimar. Burada bunlar var. Bunları da kuzenim hediye etti. Tamamen oradaki melekle bağlantısız, tesadüfen oldu ama takım olmuş oldu. Burada 3 rizigon sehpam var. Burada Berger var. Yine bunları aynı home'a yaptırdım. Tablonun iki tarafına, bir sağına bir soluna olacak şekilde. Salonum da bu şekilde. Mutfakta geçiriyorum. Hem yemek yemeyi çok seviyorum hem de böyle mutfakta oturmak bana daha samimi geliyor. İşte burada dolaplarımız var. Ne bileyim böyle her şey, mesela annemle biraz düzen hastası olduğumuz için her şeyimiz böyle koruma saklama kapların içinde. Burası mutfağımız. Tezgahın üstünde çok fazla şey sevmiyoruz. Yine bu şekilde. Mutfak düzenimi gösteriyorum. Kaynana adaylarına duyurulur. Mutfakta dediğim gibi çok fazla vakit geçiriyoruz. Burayı sadece sevmedim. Keşke burayı beyaz yaptırsaydım dedim. Benim gözümü çok yoruyor. Ben beyaz hastasıyım. Her şey beyaz olmalı aslında. Ama beyazın biraz temizliği zor olduğu için ve bizim de kayra gibi yaramaz bir yeğenim olduğu için biraz zor oluyor. Burası balkon zaten. Burada genelde kahvaltımızı, akşam yemeğimizi burada yapıyoruz. Tavanı bu şekilde yaptırdım. Asma tavan aslında ama böyle kar ve gökyüzü görüntüsü, ağaçların üstünde kar taneleri ve gökyüzü görüntüsü. Buna asma tavan deniyor galiba. Burada buzdolabımız var. İşte mikrodalga, fırın. Genelde mutfakta böyle. Klasik mutfak yani. Bilmiyorum beğendiniz mi, yorumlara yazarsınız. Devam ediyoruz. Burada göstereyim mi bilmiyorum. Normal tuvalet var. Tuvaletini gösteren ilk YouTuber. Yani normal alafranga tuvalet var burada. Buradan devam ettiğimizde işte böyle bir duvar kağıdı karşılıyor. Bunun aynısı üst katta da var, onu göstereceğim. Burada annemlerin yatak odası var. Annem yatak odasının gösterilmesini istemediği için göstermiyorum. Burası erkek kardeşimin odası. Normal klasik bir yatağı var. Bu şekilde bir post aldım. Suni bu. Bunu da Madame Coco'dan aldım. Burada elbise dolabı var. Burada şu tarafta kiriş olduğu için tek konsol koyabildik. Bu şekilde bir konsolu var. Onun dışında bu beyaz. İşte ben beyaz seviyorum. Bak böyle her şey beyaz olacak. İnsanın bir içi açılmıyor mu? Benim de yatak odamda yatağım falan beyaz. Yani bayılıyorum beyaza. Şurada hemen bir aynası var. Yataktan kalkınca kendini görüyor. Avizesi bu şekilde. Bunu da Koçtaş'tan aldım. Erkek kardeşimin odası da bu şekilde.
Burası banyo. Burada klozet var, banyo var. Banyoda böyle gri kırmızı uyumu benim çok hoşuma gitti. O yüzden paspasları gri aldım. Dekoratif eşyalarını bu şekilde kırmızı aldım. Bunları da Trendyol'dan aldım. Bu banyoyu daha çok seviyorum. Benim banyom siyah olduğu için çok tozlanıyor. Çok, yani silsem bile su lekesi kalıyor. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. O yüzden bu banyoyu daha çok seviyorum. Hatta bazen gizli gizli babam kızıyor. Bu banyoyu kullanmama kızıyor. Ya diyor, senin banyon var, niye burayı pisletiyorsun? Dayanamıyorum çünkü. Ben yukarıyı temizlemeye dayanamıyorum artık. Devam ediyoruz. Işığı söndüreyim. Elektrik yazmasın. Devam ediyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Burası üst kat alanı. Burada ne denir buna? Yüklük denir. Annemin yüklüğü, işte yorganlar, böyle kullanmadığı, saklaması gereken, hani böyle ne denir onlara ya? Böyle döşek möşek şeyler böyle. Onlar var işte içinde, anlatamadım. Yine burada bir konsol var. Aslında bu aşağının konsoluydu. Annem bunu atmaya kıyamadığı için, yani atmak derken hani birine bile vermeye kıyamadı. Çünkü onun için değerliymiş. O yüzden buraya koyduk. Şurada yine bir duvar kağıdı var. Merdivenin hemen girişinde. Aslında buraya böyle daha farklı bir şey olabilirdi ama aşağıyla takım olsun diye böyle yaptık. Buradan girince benim odam, işte benim yatağım, duvar kağıdım, burada bir kitaplığım var. Bunu da yeni kurduk babamla. Normalde bunlar giyinme odamdaydı benim. Bunu aldım Trendyol'dan çok uygun fiyata. 100 lira mı 150 lira mı ne? Babama taktırdım buraya. Bütün kitaplarımı ve dekoratif eşyaları bunun üstüne koydum. Yine şurada bir banyo var. Bu banyo benim banyom işte. Bak, daha sabah sildim. Su lekelerini görüyor musun? Bunlar su lekesi. Daha sabah sildim yani. Böyle yeni diye mi bilmiyorum, böyle toz oluyor üstü. Sürekli siliyorum, yıkıyorum. İşte bunlar benim banyo dolaplarım. Şöyle. Vallahi hiç temizlik yapmadım. Bu benim duşakabinim. Burada bir kirli sepeti var. Şurayı göstermek istiyorum. Halımı çektin mi? Geçen ev turumda, yatak odası turunda neon halımı çekmemiştiniz. Devam ediyoruz. Burayı göstermek istiyorum. Temizlik ya, havlular ve temizlik. Bu var ya, dibe kadar gidiyor. Annemle böyle bir dolap yaptık buraya. Zaten koca evde çamaşır makinesini koyacak başka yer yoktu. Arada bir gece uçuyoruz. Bu böyle hareket ediyor falan böyle. Bu da böyle yani. Devam ediyoruz. Yine bunları da Trendyol'a dekoratif eşyalar yazarsanız orada çıkıyor. Ben bazen Trendyol'a link de bırakıyorum. Instagram hikayelerimi takip ediyorsanız görebilirsiniz. Bu Anadans, bu da Frida Kahlo. Böyle boş durmasın diye bunları taktım. Tabii. Ne? Ne oldu? Nazar. Kendi nazarım mı? Ne alaka? Çok enteresan. Hanginizi gözü kaldı? Burası benim giyinme odam. Dolaplarımın çoğunu boşalttım. Şu askıların hepsi doluydu. Şunlar falan. Bir uygulamaya koydum, orada satışa çıkardım. Bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine verdim. Yine dolabımı boşaltacağım. Çünkü ben çok fazla böyle giymediğim şeyleri dolabımda tutmayı sevmiyorum. Hani ne gerek var? Kalabalık oluyor çünkü. Hani üst taraflarda kazaklarım var. Şurada gömleklerim var. Burada elbiselerim var. İşte burada tişörtlerim var. Burada kotlarım var. Şöyle. Bir kısmı da yıkandı makinede. Buralar boştu işte. O kitaplar buradaydı. Şimdi kazaklarımı falan indireceğim. Onları dizeceğim buraya. Burayı daha düzenlemedim. Burada ayakkabılarım var. Böyle. Şunları falan daha hiç giyemedim. Ayakkabı manyağıyım. Onu daha önce de söylemiştim. Dayanamıyorum. Yani ayakkabı alıyorum, giymeden birine bile hediye edebiliyorum. O yüzden ayakkabı manyaklığı iyi bir şey değil. Burada hemen boy aynam var. Bunu çok fazla kullanmıyorum diyebilirim aslında. Dur bakayım şöyle kendime. Ne kadar kilo aldım ya ben? Fark ettiniz mi? Yani 49-50 kiloydum. Boyum 1.68 bu arada. Şu an 56,5 kiloyum. Bence çok fazla kilo aldım. Yüzümden de belli oluyordur. Hemen diyete giriyorum. Burada makyaj malzemelerim var. Burada makyaj aynam var. Burası zaten şöyle ışığını açıyorum. Genelde şurada oturup şurada çekiyorum videolarımı falan. Hemen kapının arkasında. Acaba burada ne var? Açmayacağım burayı. Ya da açayım şöyle. Burada kiler gibi bir şey var. Yan tarafta misafir yatak odası var. Oranın da kileri var. Ama açılmıyor.
Üf çok sıcak. Burada valizler, işte yine böyle annemin benim için zamanında hazırladığı çeyizler falan. Karanlıktan belki gözükmüyordur. Ve şu an o kadar sıcak ki çatı katı olduğu için oradan şöyle bir buhar geldi yüzüme. Kendim kullanacağım alanların hepsi üst katta. Sadece mutfak için alt kata iniyorum. Ailemle yaşamayı, kalabalık yaşamayı seviyorum ben. Keşke böyle bazen şey diyorum, anne birkaç tane daha kardeşim olsaydı da böyle daha bir cümbüş olsaydık falan. Çünkü ailem çok komik. Babamı da biliyorsunuz, erkek kardeşimi de biliyorsunuz. Hepimiz makarayız. O yüzden hayatımız çok keyifli geçiyor. Nazar değmesin. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendi evimi çok gezdir demiştiniz. Aslında ben kendi evimi gezdirme taraftarı değildim. Hani üf işte şöyle böyle bir şeyler diyen insanlar oluyor ve otomatik olarak da moralimiz bozulabiliyor. Ama çok istek geldiği için ben de kendi yaşam alanımı sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden bir videonun sonuna daha geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum kısmına kimlerin evine gitmemizi istiyorsanız yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.